Şanmar Alışveriş Merkezi sunar. Sevgili dostlarımız, Şanmar Alışveriş Merkezi sponsorunda yardım programlarımız devam ediyor. Bugün yine bir Şanmar Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Buradan ne yapacağız? Fiyatlarımızı alacağız, yardım paketlerimizi alıp ailelerimize götüreceğiz ve onların hallerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, neredeyiz? Şu anda İpek Yol Şanmar Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Vakit kaybetmeden ne yapalım? Hemen içeriye geçelim. Efendim, tabii ki bugün de Şanmar'a geldik. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Mehmet Bey. Efendim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Artık biz Şanmarlar akraba olduk efendim. Evet. Artık hepinizi tanıyorum. Tabii evet. Sürekli çünkü geldiğimiz zaten için. Evet, doğrudur. İşler nasıl? Güzel, maşallah iyidir. Bu halkımızın bize ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Evet. Hep devamlı böyle ilgi göstermelerini istiyoruz. Çünkü yerli sermaye kendilerinin marketidir. Kendileri sahibi sayılır Urfa halkı yani. Evet. Evet, ondan dolayı yani bizleri tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Evet. Yani. Bu arada tabii ki sevgili dostlarımız, Şanmar Alışveriş Merkezi'nde sürekli indirimlerimiz devam ediyor. Evet. Ne yapalım? Mesela bugün hangi günlerde indirim var? Mesela bugün normalde her çarşamba günleri manavda halk günleridir bizim. Her çarşamba halk günü manav reyonunda, evet. Fiyatlarımız çok uygundur mesela. Evet. Yani ondan sonra diğer ürünlerimizde de indirimlerimiz var. O şekilde. Birkaç ürün sayalım mı? Tabii, mesela alumatik var, 8 gramı 21.99. Evet. Piramit kağıt tavlu var, 12'li 6.99. Ondan sonra manav reyonunda mesela muz var, 5.79, ithal muzdur. Evet. O şekilde fiyatlarımız devam ediyor mesela bu çok şekilde. Çok güzel. İndirimlerimiz sürekli var. Evet. Tabii. Ama bu arada neden Şanmar diye soracak olursak sevgili dostlarımız, beraber sayalım şefim. Hem yürüyelim sayalım, tabii, buyurun. Biraz ikimiz de kilo almışız diye geçemiyoruz kapıdan. Onu söyleyeyim mi? Rejim yapmıyoruz çünkü. Birincisi Şanmar %100 yerli sermaye. Yerli sermaye. Şanlıurfa'mızın kendi alışveriş merkezi. O yüzden kendi marketimize sahip çıkmamız lazım. Bir evet, bu. Doğrudur. İkincisi, burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi Şanlıurfa'da hemşehrilerimiz. Burada Şanlıurfa'da insanlara iş ihtiramı sağlıyoruz. Tabii. Ettiği iki. Şanmar'da almış olduğunuz bir ürünü geri iade etme şansına sahipsiniz ama fişinizi atmadan. Evet. Öyle söylüyor değil mi? Tabii, fişin olması gerekiyor. Fişi satın adam buradan mı aldın, başka yerden mi aldın, atar pazarından mı aldın bilmiyoruz. Doğru mu? Belli öyle değil, evet. Doğru. O yüzden fişin olması. Fiş cebinizde kalsın. Biz bakarız, eğer fiş sizdeyse demek ki burada almışsınız. Evet, doğru. Ya da yapabilirsiniz. 4. Tabii ki ürünlerimizde %100 gramaj garantisi. Gramaj garantisi. Doğru mu efendim? Evet. Yürüyelim biraz bu arada şefim, evet. Tabii ki gramaja dikkat edeceksiniz. Onun dışında ne var efendim? Onun dışında tabii ki son kullanım tarihi çok önemli. Tabii, evet. Bazı ürünler vardır, son kullanım tarihi geçmiştir. Burada ona dikkat ediyorsunuz. Evet. Burada tabii her türlü kliyemiş var. İşler nasıl? Evet. İşler iyi mi? İyidir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni iyi gördük maşallah efendim. Allah razı olsun. Ürünler de güzel, sen de güzelsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, kasaya anlaşalım mı o zaman bu tabii arada? Tabii, buyurun. Evet. Bu arada şunu belirtelim sevgili dostlarımız. Şanmar Alışveriş Merkezi misafir programına yaklaşık bir yıldır yardımlarla destek oluyor. Evet. Tabii ki bizde maalesef bir ne hikmetse meyve veren ağaç taşlanır derler hep. Hep bize bunu görmeye şahit oluyoruz. Orada burada Şanmar hakkında maalesef olumsuz şeyler geliyorsa kulaklarınıza, bakın biz buradayız, dimdik ayaktayız, memleketimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Aslında bunu söylerken de Halit Bey'in affına sığınıyorum. Bana dedi ki boş ver, cevap verme ama evet, ben dayanamadım. Çünkü evet, doğrudur. Ben bu Şanmar sayesinde birçok eve ekmek götürdüm, birçok eve gıda paketi götürdüm, birçok evin derine derman olduk. Ancak orada burada birileri Şanmar hakkında olumsuz konuşabilirler. Evet. Siz kimseye aldanmıyorsunuz. Ben buradayım, evet. Şanmar dimdik ayakta ve sizlere hizmet etmeye devam ediyor diyoruz. Devam ediyoruz. Bir kasaya anlaşalım, bir fiş alalım. Tabii, buyurun.
Kızlar bir fiş alabilir miyiz? Yön canım, bir fiş. Evet, bir fiş alalım. Şimdi bu fişi niye aldım ben? Sevgili kameraman kardeşim bu fişi gösterirse, yakın çekimi alırsa burada. Gördük mü acaba? İyice alalım. Sen bu arada ben konuşuyorum. Sevgili dostlarımız, Şanmar Alışveriş Merkezlerinden yapmış olduğunuz tüm alışverişlerinizin KDV'si nereye gidiyor? Şanlıurfa Vergi Dairesi'ne gidiyor. Yani Topçu Meydanı'na burada göründüğü üzere. Bu da ne demektir? Buradaki alışverişin vergisinin %6'sı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. Yani Şanmarlardan siz bir alışveriş yapmış olduğunuz zaman ne oluyor? Bu bizlere yol, su, hastane, köprü olarak geri dönüyor. Yani bir yerden alışveriş yaptığınız zaman bu fişi elinize alın, bakın ne yazıyor. Hani söylüyorum hep, kızıyorlar ama Malatya mı yazıyor, Niğde mi yazıyor, Aksaray mı yazıyor, Kayseri mi yazıyor? Topçu Meydanı yazsın, vergimiz Urfa'da dönsün diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bir de bunu yine tekrar söylüyoruz. Şanmarlarda ürün iade garantisi var. Aldığınız ürünü geri iade edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz ama fiş lazım. Fişsiz gelmeyin, zor durumda kalırız. Tamam, çok teşekkürler şefim. Allah razı olsun. Rica ederiz. Sizden de Allah razı olsun. Hakikaten biz sizin şahsınıza, bütün Şanmarlara, Şanmarlarda çalışanlara ve Şanmarlardan alışveriş yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Çünkü bizler sizlerin sayesinde evlere yardım paketlerini götürüyoruz. Doğru. Onların da evlerine kazan kaynıyor. Alan paketlerimizi efendim. Tabii, buyurun. Buyurun. Buyurun şefim, geçelim inşallah. Buyurun arkadaşlar, geçelim. Şanmar Alışveriş Merkezi sponsorluğunda tabii ki programımız devam ediyor. Şu anda Devteşli Mahallesi'ndeyiz. Bir ablamızı ziyarete geldik. Bu ablamızın öyküsü biraz daha diğer ailelerimize göre daha farklı. Çünkü ablamız beni aradığı zaman benimle telefonla konuştu. O kadar samimi konuştu ki sanki benim 40 yıllık ablam gibi, dostum gibi benimle konuştu. Ve bana hep şunu söyledi. Ben dedi ki et istiyorum dedi. Dedim ben bu ablamı gidip göreyim. Feride ablamız yaklaşık bundan 18 sene önce bir evlilik yaşamış. Evlenmiş. Daha evliliğinin birinci yılında gözlerini kaybetmiş. Hani tabiri caizse kör olmuş. O günden sonra kör olunca eşi demiş ki ben bununla evli kalamam. Kalmış, bunu evden göndermiş. O da yaklaşık 17 yıldır kendi kardeşi ve kardeşinin hanımıyla ve kardeşinin 5 çocuğuyla birlikte kalıyorlar. Tabii ki zor bir hayat. Her şey pahalı. Evde soba yandırıyorlar fakat karton yandırıyorlar. Ablanın bazı gıdaları alması gerekiyor. İşte et alamıyor. Çocuklara mont lazım vesaire. Bunun gibi sıkıntılar var. Şimdi biz en iyisi Feride abla merhaba diyelim. Abla merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz sesini yükselt, biraz canlı ol. Feride abla. Ya ben utanıyorum. Ne utanıyorsun? Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Ya ben... Bir dakika dur. Bak biz hırsızlık yapmıyoruz. Doğru mu? Ha, doğru. Namussuzluk yapmıyoruz. Ha. Tamam, sen konuş, buyurun. Abla ben dedim ki bize yardım etsin, kiramı yardım etsin, bana sen, bir kira çıkar. Tamam, oraya geleceğim, oraya dur. Şimdi senin sıkıntın var, sen ne yapıyorsun, hayat nasıl geçiyor? Sen nasıl yaşıyorsun? Kötü. Biraz ben sıcak bir yuva istiyorum. Sen kaç yıldır burada? 17 yıldır buradasın. Ha, 17. Böyle buradasın sürekli. Ha, sürekli buradayım. Ben ilaç kullanıyorum. Ben her ayda 100 milyona ilaç alıyorum. Ne ilacı? Sinir ilacı, depresyona giriyorum. Evet. Dürümümüz yok diye depresyona girdim. Bak ilacımı sana göstereyim. Yo, inanıyorsun sana, inanıyorum. Ha, Feyda abla. Ha. Sen 17 yaş, sen önce evlendin, kaç yaşındaydın o zaman? Vallahi ben bilmiyordum. 18 yaşındaydım. 18 yaşında evlendin. Bir tane mi evde kaldın? Ha, bir sene orada kaldım. Ne oldu kaldım. Sonra birden gözlerini kaybettin? O hiçbir şey olmadı. Başım ağrıdı. Evet. Sonra başım ağrıdı, ağrıdı. Sonra dedim ki gözlerim gitti. Ben bir gece kalktım, gözlerim gitti. Allah Allah. Vallahi. Aa, ben doktora gittim, ben Ankara'ya gittim. Gücümüz yoktu. Bir daha Ankara'ya gideyim, Adana'ya gideyim. Param yok, param. Lütfen bana yardım edin. Ya kadar tek tane hemen olmadı, yardım edin. Biz acı bir sabırlı olacağız bir şeyde. Hocam, sen, şimdi bir dakika, sen şimdi doktora gitseydin. Kadar... Bir dakika dur. Ben sana soru sorup sen cevap ver, tamam mı? Sen doktorlar para olsaydı senin gözlerin açılır mıydı? Ben 10 sene sonra gittim dedi, bunun çaresi yok. Ben dedim yani şimdi de gideyim, acaba bir çaresi var mı yok mu? Hmm. O da para yok. Şimdi bizim tıp fakültesinde çok güzel doktorlar var, göz doktorları. Sana baksınlar. Ben Urfa'da çok gittim. Evet. Urfa dedi işimiz değil. Damarı kurulmuş. Peki sen ilk evdeyken gözlerin görmeyince sen kocan mıydı, eşin miydi, seni doktora götürmedi mi? Yok, ailem götürdü. Kardeşlerim götürdü. Niye?
O götürmedi peki? Ya o götürmedi beni. Vay zalim vay. Ha beni götürmedi, ailem götürdü. Sonra da beni bıraktı. Ben abimin yanında kaldım. Evet. Annem de öldü. Allah rahmet etsin. Yani ben tek başına burada kaldım. Bunu da durumu yok. Ben sıkıntı alıyorum, sıkıntı alıyor, depresyona girdim. Evet. Dürümü yok. Bak ayağımda çorap bile yok. Doğru inanıyorlar. Bu çocuklarda kocuk yok. Yiğenlerinde, evet. Ha yiğenlerimde kocuk yok. 5 tane yiğen var, 4 tane erkek, bir kız değil mi? 2 tane kız, 3 erkek. Evet. 3 erkek. Hepsi ama aynı boyda değil mi? 12 yaşında, 11 yaşında, doğru mu? İkizleri var. İkizleri var, bak yemin ederim kocuksuz gidiyor okula. Onların kocuğu yok. O kocuğu sen çorabı yok Feride. Her et bile et yok değil mi? Sen et yiyorsun. Benim etim yok. Bir kızı varsa kesin böyle. Ya. Sen Feride abla. Sen evde oturuyor musun sürekli? Canım. Sürekli sıkılıyor. Ben nereye gideyim? Gözlerim görmüyor. Nereye gideyim? Telefon görmüyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Ha nereye gidiyorum? Allah Allah. Sürekli böyle gözünün önünde karanlık mı senin gözün? Ha karanlık. Ben nereye gideyim? Ben dedim milletten rica ediyorum bir kira parası bana yardım etsin, bir para bana yardım etsin, bir şimdi kendi... Bak, şimdi bak bir şey söyleyeyim. Şimdi kira parası sana yardım etmesinler, söyle niye? Ha. Bu ev sahibi senin var ya kardeşin, ha. Ona yardım etsinler. Ha. Çünkü beraber oturursun, sen tek başına oturamazsın. Dur. Şimdi bak, sen tek başına oturamazsın. Ha. Tek başına yemek yapamazsın, tek başına kapıyı açamazsın. Ha insanlar eğer sana yardım edecekse senin bu aileye yardım ederler tamamen. Hı. Beraber oturup geçinirsiniz. Ha. Hem sen rahat edersin hem onlar rahat eder. Hele ben de onu istiyorum. Evet. Ben de dedim ki yardım etsin ben de rahat olayım. Ben sıcak bir yuvama ihtiyacım var. Sobaya zaten karton koyuyoruz. Ya bak sobaya karton koyuyoruz. Evet. Ben bugün kahreliyorum her gün yani çekemiyorum ha. Başka sende sıkıntılar var. Başka ne istiyorsun? Ya ama sıkıntı çoktur. Kore eşya istiyorsun, gıda istiyorsun. Ha, Kore eşya istiyorum. Bak, bana abla kalksın, dolaba baksın. Eğer bir tane tabak salça var, bir tane yoğurt var. Baksın dolabı. Sana bir kutu getirdik şimdi bak. Eğer Serdar gösterirse, şimdi sana bir kutu getirdik. Salça, yağ, şeker, pirinçme getirdik. Bunu idare edersin. Anan sen ne yardım edersin bize? Bak, ben ne yardım? Bak şimdi Feride abla, yardımı biz yapmıyoruz tamam mı? Ha. Seni seyredenler tamam mı? Böyle hayır sahipler, seni seyredenler. Onlar yardım etti. Evet. Nasıl yani bana olan? Bak ben bir şey söyleyeyim şimdi. Şimdi sen bir dakika kardeşini dinliyorsun. Ha. Şimdi biz seni çektik. Hı. Yarın akşam Trabzon'a çıkacak cuma akşamı. Tamam mı? Hı. Cuma akşamı insanlar seni seyredecekler. Türkiye'de, Avrupa'da, İngiltere'de, Viyana'da anlatabildim mi? Seni gördü adam eğer dedi ki ben Feride'ye yardım edeyim, bizi arar. Hı. Tamam mı? Hı. Biz de hemen otomatik ben sizin numaranızı veririz. Çünkü biz yardıma karışmıyoruz, tamam mı? Biz senin numaranı veririz, onlar seni arar diyor ki biz sana ya bankaya para yazdırdık, ya kapıya getirdik, ya adrese verdik. O yardım direkt sana, biz yardıma girmiyoruz. Anlatabildim mi? He. Direkt sana getiriverirler. Yani bir telefon numarası. Heçler sizin numaranı vereceğiz. Biz senin numarayı vereceğiz zaten. Sen bizi aradın ya numaradan. He. Ha biz onu vereceğiz. He. Nasıl, hoş mu? Ha hoş. Tamam. Senin çoraba ihtiyacın var. Başka senin neyin yok? Ya çorap tek mi? Elbisen ya? Var mı senin elbisen? Ne elbisen var, ne bir şeyim var, ne sigaram var. Her gün sigara içiyorum. Sen de sigara içmeyin. Ben sigara bırak. Ya ben nasıl içmeyeyim? Sen niye bakıyorsun baba? Evet. Ya ben çok sinirliyim. Allah'ın çok derdi var benim. Benimki derdim çok. Ben kirayı ödemiyorum. Çocuklarda bile açtır. Yani nasıl derdim yok. Hadi bana bu kadar anlatıyor. Kadın sen söyleyeceksin. Bu düşündüğü genç bayan. Vallahi Feride abla değil mi? Feride ablanın hayat hikayesi gerçekten çok acı. Genç yaşta kör olmuş. Bu çok acı. Kardeşi yanıma geldi mi? Bir yana onun durumu yok bir yana. Yani gerçekten kötü bir durum. Yani genç yaşta kör olmuş ve eşi ona sahip ve eşi ona sahip çıkmamış. En büyük acı budur zaten. Düşünsene hayat arkadaşın bir rahatsızlık geçiriyorsun ve sana sahip çıkmayı ortada bırakıyor. Ve sonuçta kardeş kapısına gelmek tamam belki hanımı çok iyidir. Yengesi ne kadar iyi de olsa. Şimdi maddi durumu olmayınca Feride ablamız da kendini sığıntı gibi hissediyordur umarım. Değil mi öyledir? Ya tabii ki ama ablamız çok... Ha, yani iyidir ben ona bir şey diyemiyorum. Bizi izleyenler dostlara söylüyorum. Bu evin sahibi olan ablamıza Allah razı olsun. Ha evet yani onu söylüyorum yani hani ne kadar ha şimdi Feride ablanın üzüldüğü nokta da herhalde kardeşinin de durumu olmadığı için evet. O da onunla orada kaldığı için hani diyor çocuklar da Mehmet Bey hepsi küçük hem birlikte yer diye. Umarım gıda yardımı ederler. Çocuklarımıza
mont falan yardım ederlerse umarım ki Feride ablanın da daha yüreği içi ferah eder. Evet. Ne istiyorsun? İsmin ne bunun? Ben kocuğum yok, çantamda yok. Oy, sen kocuğum yok, çantam istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Çantam yok. Kocuğum yok. Tamam. Buna ikiz ver, bu ikisi. Ha, bu ikiz. Adlar ne bunların? Ha? Adlar ne? Serdal, Serkan. Serdal, benim kadınıma da bu Serdal. Maşallah, tevafuk olmuş. Peki ya da senin başka bir sıkıntın var mı? Böyle bir ihtiyacın, ben bunu istiyorum. Yok, ben sana... Ben dedim, ben et istiyorum. Bu etler getir. Sen eti getirmedin. Sen getireceğim et, daha bir daha dur, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sen ne et istiyorsun? Ya hangi et istiyor, olursa olsun. Kıyma eti mi, parça eti mi, fasulye eti mi? Parça eti de istiyorum, kıyma eti de istiyorum. Kilosu 30 milyona ben alamıyorum. Vallahi doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Et bağlı da, ben kırıntı alıyorum, kilosu 2,5'a. Evet. Ya. Olan bir tane bizi izleyen dostlarımız, aslında bir hayır sahibi dostumuz. İnşallah hemen bizi izlerse 2 kilo kıyma, 2 kilo parça et alacak, ablaya getirecek, tamam mı? 4 kilo et. Yeter mi 4 kilo et? Yeter. Vallahi yeter, ne var aslında? Sen en çok hangi yemekleri seviyorsun? Ne seviyorsun sen? Ben? Evet. Ben en çok kavurmayı seviyorum. Vallahi sen ağzın tadı biliyor vallahi meydanlar. Kavurmayı seviyorum. Haklısın vallahi. Vallahi. Doğru. Bak, kurban bayramı geldi, geçti, biz kurban yapmadık. Evet. Ya. Allah büyüktür. Ha. Senin sıkıntını anladık abla. Senin sıkıntın biraz bu eve nakit yardımı. Ya yardımı. Bir kira para. Orada işte nakit yardım edecek işte. Sayın Cumhurbaşkanı da acaba beni duyuyor. Buradan bir ona es al. Bir es al. Bay bay yap. Bir bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı da bir kira istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı adını biliyor musun? Adın nedir Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi helal olsun bak. Aferin. Ya. Sen onu ama sen onu görmemişsin değil mi yani resmi yüzünü? Ben iki defa ona mektup gönderdim. Bir dakika sen onun ismini duydun. Ha. Sesini duydun televizyondan da. Hiç yüzünü gördün mü? Yok, hiç yüzünü görmedim. Peki nasıl kafanda canlandırıyorsun mesela bu adam nasıl? Konuşuyor yani. Kanımı çok kaynıyor. Ya. Ne güzel bir adam. Ne güzel Allah bir adam. Sence nasıl biridir? Uzun mudur, kısa mıdır, şişman mıdır? Ben dedim ki uzun, ne kilolu, ne zayıf. Ama uzun bir adam, evet. Ha, uzun, ne kilolu, ne zayıf. Evet. Ben onu çok seviyorum. O da düz seviyor, sen rahat ol. Ha, ben onu çok seviyorum. Çok teşekkürler ablacığım. Sen teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Son bir şey diyor musun, son bir isteğin var mı? Yok, ben son bir isteğim Adem bana yardım edin. Tamam. Ben dedim ki bize yardım etsin, bu çocuklar perişan etmesin. Kocasız okula gitmesin. Hava soğuktur, kıştır. Ha, kıştır. Bak ben sobaya kartun koyuyorum. Anladık abla. Senin odun kömür de mi yok? Yok, bu sene de bana kömür vermediler. Biz söyleriz inşallah sana verirler. Tamam, başka. Ne odunum var, ne kömürüm var. O evine de bakın. Tamam. Bak bir şey varsa biz sen yalan söylüyorsun. Estağfurullah, sen ya bak ben sana söyleyeyim var ya. Biz sana inanıyoruz. Sen bizim ablamızsın artık, tamam mı? Ha, inşallah, inşallah. Sen benim adımı biliyor musun? Mehmet Demir. Ya vallahi helal. Her zaman arıyor Allah sağ olsun. Ben arıyorum ben. Ha, ama Mehmet ben inşallah bir şey olur sen kardeşini ara. Ben sana et de getireceğim inşallah, tamam mı? İnşallah. Bugün sana bir kutu getirdim. Ha. Onunla idare etme sana en kısa zamanda. Yani her gün bana yardım et la. Beni ara. Ya ben de aramadım. Ben kimi arayayım, kimi aramayayım şimdi. Ya ben biliyorum, tamam, benim durumum farklı. Ama sen arada bir arayacağım ben sana, söz. Ha. Tamam. Benim durumum farklı. Seni arayacağım, bana arayacağım ben. Ha, durumumuz yok. İnşallah abiler, amcalar, dayılar bana yardım etsin. Peki, çok teşekkürler abla. İnşallah Feride abla, bizim bazen böyle yardım yapan aileleri, abilerimiz... Bizim bazen böyle yardım etmek isteyen abilerimiz falan oluyor. İnşallah biz o zaman ablamızı da unutmayacağız, getireceğiz yanınıza. Çok teşekkürler ablacığım, Allah razı olsun. Sağ ol. Ama sen de bize dua et. Dua ederim. Ülkeye dua et, Tayyip Erdoğan'a dua et. Tayyip Erdoğan'a her gün dua ediyorum. Şanvar'a da dua et, Şanvar'a da dua et. Sana da dua ederim. Şanvar. Şanvar'a da dua ediyorum. Allah razı olsun, çok teşekkürler ablacığım. Sevgili dostlarımız, Şanvar Alışveriş Merkezi sponsorunda tabii ki geldik Feride ablamızın ziyaretine. Ben şimdi özetlemek istiyorum konuyu. Feride ablamız başta belirttiğimiz gibi yaklaşık bir 17-18 yıl önce bir evlilik yaşamış. Evlendiğinde gözlerini bir hasar sonucu kaybetmiş ve gözlerini kaybedince eşiyle evlilikleri sona ermiş. O gün bugündür bir abisinin evinde kalıyor. Tabii ki abisinin de eşi var ve 5 çocuğu var. 5 çocuğun 5'i de küçük. Adam da iş yapamıyor. Geç şu anda kendisi ekrana çıkmadı ama size... Bir dur hocam. Feride abla dur. Şimdi abi de çalışamıyor. Çocukların hepsi küçük.
Evde, zaten evde masraf çok, kira yok. Efendim, odun yok, kömür yok, çocukların montları yok, evde gıda yardımı yok. Bir de ablamızın biraz nakite ihtiyacı var, biraz para yardımı olursa. Efendim söyleyeyim, ablacığa da içiyor. Keşke içmese ama içiyor. Böyle olur, iyi bir biraz tutun bütün de olsa bir lokma getirin. Diyor da ben sevmiyorum ama ne yapalım, mecbur diyoruz. Onun dışında böyle gönlünden kopan bir dostumuz 2 kilo et alır getirir, ablamıza verir. Buna benzer bu gençlerimize bir mont giydirmek isterse bir hayır sahibimiz, mont olur. Ondan sonra ne bileyim çanta olur. Buna benzer ihtiyaçlarınızda siz bize ulaşın, biz de size hemen Feride ablaya ulaştıralım. Bir şey diyecek misin Feride Buket Hanım? Şanlara teşekkürler ki böyle ailelerimize bize ziyaret etme fırsatı verdiği için, onlara yardım ettiğimiz için bir kez daha Halit abiye teşekkür ediyoruz. Evet. Ben şunu da belirteyim, Halit abi ile görüştüm aslında, o bana izin vermedi fakat ben şunu da belirteyim. Ben bu Ramazan ayında bir eve gitmiştim, hiç unutmam, İsmail abi miydi? Gözleri görmüyordu İsmail abi herhalde, evet. Bugün de geldik, bu Feride ablamızın gözleri görmüyor. Aslında biz Şanma sayesinde o kadar çok evlere gittik ki, işte kanser olanlara gittik, böbrek dışarıda olanlara gittik, hastalara gittik, diyalize gittik, bir sürü eve gittik. Ve bunlar önce Allah'ın sayesinde, sonra Şanmarların sayesinde. Fakat birileri orada burada Şanmarlar hakkında bazı dedikodular yapıyormuş, duyduğumuza göre şunu söyleyelim, Şanmar, Şanlıurfa'nın alışveriş merkezidir. Şanmar dimdik ayaktadır. Biz de Şanmar sponsorunda buradayız. Ve yani şunu da söylüyoruz. Vicdanınız rahat olsun. Kimsenin sözüne aldanmayın. Hep şunu söyleriz. Meyve veren ağaç taşlanır diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Buradan diğer evimize geçiyoruz. Şanmar Alışveriş Merkezi sponsorunda birlikteliğimiz devam ediyor. Önce Devletleşme Mahallesi'ndeydik. Şimdi de geldik ikinci evimiz. Neredeyiz? Hayati Harani Mahallesi'nde. Bir kardeşimize misafir olduk. Merhaba. Merhaba. Sen tanıyabilir miyiz? Mehmet Ali Yıldırım. Mehmet Ali Yıldırım. Nasılsın, iyi misin, rahatın nasıl? Vallahi hiç rahatlık iyi değil abi. 2,5 yıl kaza etmişim. Sen kaza geçirdin? He. Trafik kaza geçirdin? Her yerimde platin, bir şey yapamıyorum. Ne var ayağında, pardon? Hep platin. Burada platin var. Omuzunda, kalçamda. Omuzunda, ayağında. Bir şey yapamıyorum, valla mecbur size rahatsızlık ettim. Yok abi, iyi yaptın sen. Şimdi biz sizin gibi kardeşlerimiz için varız. Allah razı olsun. Evet. Sen arabayla mı kaza geçirdin? He. O günden sonra artık iş yapamıyorsun. Hiç bir şey yapmamışım valla. Peki nasıl geçiniyorsun? Vallahi rezillik. Borcu yedik iyi. Evet. Burası kira. Ya valla bu oda abimin... Bir odada bir oda. Bu abim verdi yani dedi içine kal. İyi maşallah çok. Valla durum çok zayıf, bir şey yok. Çocuk var mı çocuk? Var, 3 tane var. 3 tane var? Evet. Allah bağışlasın. He, 3'ü de okula gidiyor. Okula gidiyorlar. Valla. Evet. Sen daha önce ne iş yapıyordun? He? Daha önce ne iş yapıyordun? Boya işi yapıyordum ben. Nasıl peki kaza? Birisi sana vurdu, sen birine vurdun. Yok, ben yolcuydum ya, arkadaş telefonla şey etti ya, hakemiyetini kaybetti. Evet. 2,5 yıldır vallahi bir şey yapamıyorum. Allah Allah. Bir de borcu altına girmişim. Evet. Ha vallahi. Doğru, tabii insan hiç yapamazsa... Vallahi işler çok kırık vallahi. Deliler, hazırat daha dayanmaz. Ha vallahi. Zor tabii ki, zor. Vallahi perişan olmuştum. Yok öyle böyle, evde karanlık, duvar, kapılar, kadar. Ha vallahi, banyo yok, bir şey yok, perişan olmuştum. Allah Allah. Ha vallahi. Ha vallahi. Peki senin ne gibi ihtiyaçların var Mehmet kardeşim? Evde ne gibi ihtiyaçların var? Ne gibi sıkıntı var? Valla öyle ihtiyaç bir çok, bir şey yok ki. En çok mesela şu, hani bizi izleyen dostlarımız sana nasıl yardım edebilirler? Ne istiyorsun mesela sen? O bir ev olsaydı mesela. Bir ev dese gel. Evet, çamaşır makinesi yok, bir şey yok. Dur bunları yenge söylesin. Yenge sen de söyleyeceksin. Sen bir... Valla bir şey yoktur valla. Durumu yoktur. Evet. Çamaşır yok da valla. Gel bak orada var, bizki o da orada var. Bakacaksın. Evet. Valla bir şey yok, durumu yok da kaza yapmış 2 sene de valla. Baba 2 sene bu çok kuper burada da valla. Baba burada da valla. Valla dindardır valla. 4 ay 10 milyar zede geliyorlar dedi borcu verin. Biz yok da nerek çalışmıyor. Evet. Çalışıyor ayağı şişmiş yiyor. Bir şey yok da valla çalışıyor valla elini yakıyorum. Allah Allah. 50 kömüş. Her vala ne yapıyorum? Yoktur. Tükemiştim. Bir şey olmaz. Ben ağlayamıyorum. Her ekonomi gibi benim. Kötü söyledim. 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 Od mara yardım kaçıma wala ashi mashi magikema. Cha mashi tana wala cha dola wak kavna tana wala jan haj benirin. Çamaşır makinesi yok. Buzdolabı yok. Yok. Bir odadır zaten bu. Bir numara çamaşır ta kavrşan.
Hiçbir eşya yok. Eşi yoktur. Yani orada. Ailemiz gerçekten çok mağdur. Evet. Yani var. Biz kendi bazen aile... Mağdur bu o çandara telefonu var ne okana. Dört taraf taraf. Çar çarşamdan telefonu var ne okana valla. Ne mecburum telefonu da indara valla. Hayır ben biliyorum şimdi şunu söylemek istedim. Bazen bizi izleyen izleyicilerimiz diyor ki ha gerçekten mağdurlar mı? Vallahi. Ve ben yemin ediyorum gerçekten bunu benle Mehmet Bey eşimiz, kameraman kardeşim hepimiz bunu gerçekten yaşıyoruz ve şu anda ailemiz gerçekten çok mağdur. Gerçekten yani biz kendi gözümüzle görüyoruz ki biz de istiyoruz ki siz de sizler de gelin ailemizi ziyaret edin kendi gözlerinizle bu mağduriyeti görün. Gerçekten yani. Sen üzülme inşallah ablacığım. Ben inanıyorum ki bizim değerli izleyicilerimiz. Valla ma da kibir da yaşam. Valla da sana rastlaydı ama. Gerçekten. Valla kaza kır. Am çünkü belki kiri katana kiri yanda. Am kiri dar katana otur. Bireye kagu idara kaza kiri. Am ne kahki kiri bedir. Am iyi hadi katana vera valla. Valla işi. Am iyi da bireye magu bire bire. Ben bak haber. Şimdi bizi izleyen dostlarımız arasında Kürtçe bilmeyen dostlarımız da ben bir tercüme edeyim. Abla tabii ki diyor benim çamaşır makinem yok. Evde işte şeker yok, yağ yok, pirinç yok. Çocuklar için bir elbise çek diyor. Çek ya elbise diyor. Onlar küçük çek diyor. Çocuklara bir elbise alamamış, bir kucak alamamış, bir kazak alamamış. Birkaç defa okula gitmiş, okul müdürüne demiş ki çocuklarımızın durumu iyi değil. Ona da bir şey yapamamışlar. Sonra adam kaza yapınca bir ev tutamamışlar. Akrabalar yardım edememiş. Bir sıkıntı var. Yani abla yokluktan ağlıyor. Bu kız da hasta olduğu için okula gidememiş bir kızımız da. ولا ما شايد فراتر وين دام النور ولا اخرى اداره كماس نبا كده يعني كات تي اداره ترى اري ولا اداره ما تتخذ ميراي اري ولا اذا خرى الدار بس كما زي برا نايز مر نرق ابيا ما ابيا ده امشي تو يا الله رحمه دي جو جو جيني يا تف قيزا ميران اري ولا اداره ترى ها ولا زي زي دار فدا سنه ولا كراسك من اكري ولا كراسك تناز خوك فرات النا نكو كرا قزا دستونه قزا كري نكونه فراسي ولا دين دار هذا فرق فكي هاب خصانا وما دين ده هي ساكني ولا أكا كري ولا أجل نظام ماجي فاد دور ماكر ملا بدور ميقوا واني بك كاش ورا تيار دم دكر ناكن أري ولا ها Ablamız diyor yaklaşık ben 10 yıldır aynı elbiseyi giyiyorum diyor. Tabii artık borçlar bazen kapıya geliyor, borç yüzünden kavga edecek duruma geliyoruz diyor. Çarak ama insanlar demiş ki hele bir aray misafiri gelsin, sizin yayınlasın, belki insanlar size yardımcı olurlar. Şimdi bu abimiz de tabii ki kazadan sonra çalışamayacak durumda. Borç nereye kadar? Hani tabii o da sıkıntı. Yani değil, Allah vermesin. Abi diyor. Ona değnekleri getirir misin? Allah hasına oynayalım. Hadi bak bakalım yine. Bu ne kadar hasına oynayalım. Yine yine yine. Yes. İşte Mehmet abi bunlarla yürüyüp sağa sola gidip geliyor. Ne yapsa Allah yardım etsin. Hadi valla. Yani pek harun ve harun ve heyeti şey gibi heyeti neyim? Lama harun ve harun ve bana harun kilo yaklı bu izi dünaka yardım ve mekir dağma valla. Kaza kır meri bana yardım ve dağma valla. Abi çok adam dağ. Vası insan dısani bu ne? Öyle dısani valla bu ne? Valla dağına mehmi bir dağına hat tıştık tene valla. Para tene, kurşa valla tene. Öyle valla. Ha. Şimdi ablamız diyor ki biz önce Mehmet abi kaza yapınca insanlar bize biraz gıdamızda yardımda bulundu. Tabi o da bitti. 2-2,5 yıldır. Şu anda hiçbir şeyimiz yok. Ne paramız var, ne gıdamız var, ne elbisemiz, hiçbir şeyimiz yok. Mehmet abi sen ne söyleyeceksin? Vallahi abi mağdur işte. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen kaç yaşındasın Mehmet abi? 36. Daha gençsin ya daha sen. He valla. Şimdi peki bu kazadan sonra hiçbir sana ya devlet falan maaş falan vermedim yardım vardı ne bileyim böyle. La vakfe gidiyorduk yani 4 ayda bir. Yok değil. Bu sigortadan kazadan para alıyorlar yani biraz. Yok rapor bize vermedi. Düşük verdi ya. He onu alamadınız. He vallahi. Evet. Ne vallahi. Şimdi abla az çok evdeki eksikleri anlattı. Evet. Gıda lazım, çocuklara kıyafet lazım, para lazım değil mi bunlar var. Vallahi bir eksikler öyle birçok. Evet. Zaten Buket Hanım dedi Mehmet abi birkaç defa aramış bizi. Zaten çok sıkıntı olmasa aramazdı. He vallahi. Doğru mu abi? He vallahi sır asık ettik mecbur yani. Tamam hayır. Biz sizin için varız. Allah razı olsun abi. Sizden razı olsun. Çünkü bizim işimiz bu. Ya bizim işimiz sizinle zenginler arasında köprü kurmak. He doğru. Allah hani Allahu Teala seni fakir yaratmış. Onu zengin yaratmış ki bakın hele o veriyor mu vermiyor mu? Evet, doğru mudur? Doğru. Mesela Allah istese herkesi zengin yaratırdı. Allah razı olsun. O zaman insan nasıl iyilik yapacak, nasıl sevap kazanacak? Nasıl cenneti kazanacak insanlar doğru mudur? Doğru kadar abi. Valla işte abi 2,5 yıldır kazayı.
borç altına girmişim vallahi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii üzülüyorsun da. Ha vallahi. Allah büyüktür ya Mehmet abi, sen canlısın, Allah büyüktür. Allah senin peki senin böyle özel bir isteğin var mı? Sen şu olsa iyi olur dediğin bir şey var mı? Ya ulan işte bir yardım isteyeyim. Yardım istiyorsun. Ha vallahi. Tamam. Teşekkürler. Mecbur, mağduruz, ne yapalım? Anladım abi, teşekkür ederim. Ha vallahi. Allah kodla katıya bak, gidin heyye. Valla ama ava çok, valla gideyin kere, valla fakülye sarı çiğne, valla hiç... Valla soba deyinen. Tavul yemin de ama sarı dükü abi, hani hatta valla kayı magu derke ve kayı merat şey derke mağarım. Valla valla deyinen meyre kutu pera mağara, beyime çeş de araka. Ere khali dusu sesi çor, sar peyesi ziyedad. Ere valla. Am deyindar valla. Amerik döyü takı, peki khila takı piyo valla. Tabii kış gelince eve bir halı sermişler, halıyı borç etmişler, sobayı borç etmişler. Tabii halı sahibi gelip borcunu istiyor. Tabii herkes borcunu istiyor. Onlar da kendine göre haklı. Fakat bunlarda da yok, ne yapsınlar? Bu durumda bir sıkıntı var. Biz bu mübarek cuma gecesinde bizi izleyen dostlarımızdan bu ailemize sahip çıkmalarını istiyoruz. Hakikaten ben buna vicdanen rahatım. Mehmet abi de ablamız da hakikaten mağdurlar. Evet. Şimdi sizde çok. Allah verir, Allah daha çok verir. Allah verdikçe verir. Siz bir fakire yardım ettiğiniz zaman Allah size iki katını verir. Ama ne yapmak lazım? Bu mübarek günlerde, bu soğuk kış günlerinde bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim bu ailelere sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizim insanlarımız. Bakın tabii Suriye'den gelenler, oradan gelen, buradan gelenler, onlar bizim misafirlerimiz. Evet. Ne var ayı? Vallahi bileceğim ne güzel ya. Ta orada tane vallahi harap meriye ki bir vardı merhaba. Abla diyor biz Suriye'den beter olmuşuz diyor. Odun yoktu, komşu bize bir tanıdık getirdi bize diyor. Yani onlar bunlar tabii vallahi Suriye'den sen kim? Suriye'den mi kayıptırdık? Kaç tane market atıştı bir abi market. Ne kadar Suriyelilere fiş veriyorlar, markete gidiyor, kart gidiyor, gidiyor, maaş çekiyor, para çekiyor, alışveriş yapıyor. Bizim insanımız bu konuda mağdur. Biz yetkililerimizden de yardım istiyoruz. Hayır sahiplerinden de yardım istiyoruz. Tabii sen söyleyecek misin bir kez daha? Ya ailemiz gerçekten çok mağdur. Yani biz bu eve yapılan yardım hakikaten hayra geçer. Hakikaten yani. Bu eve yapılacak yardım ne olursa olsun böyle 1.000 liranız bile bu eve hakkınız geçse vicdanen rahat bir şekilde yaparsınız. Evet. Hiçbir zaman demeyin ki yani biz yapıyoruz ama hayrımız nereye gidiyor demeyin. Gelin kendiniz görün bu şeyi yaşayın. Gerçekten ailemiz çok mağdur. Yani biz ben de Mehmet Bey'le vicdanen şeyiz yani. Kefil olabiliriz size. Evet. Yapacağınız yardımlarda. Ben şunu da söyleyeyim. Televizyonları yeni açan dostlarım için belirtmek istiyorum. Hani yeni açan dostlarım diyor ki Mehmet Bey bak daha tık gibi delikanlı niye yardım istiyor? Mehmet abi yaklaşık 2,5 ayında bir trafik kazası geçirmiş. Ondan sonra ayaklarında ve omuzunda platin var. İşte ancak bunlarla yürüyebiliyor. O yüzden ailemiz zor durumda. Biz istiyoruz ki hayır sahiplerimiz bizi arasında biz de size Mehmet abinin numarasını verelim. Bizzat elinize getirin yardımları Mehmet Bey yapın. Onlara sıkıntısını açsınlar. Yani içeri girerken Mehmet Bey insan ne diyeceğini şaşırıyor ya. Şimdi sen bazen böyle bir durumda mikrofonu uzattığın zaman yemin ederim ben tıkanıyorum. Yani diyecek laf bulmuyorum. Gerçekten evet. Çok yani mağdurlar yani ailemiz. Çok teşekkürler. Sevgili dostlarımız Şanmar Alışveriş Merkezi'nde ben son derece teşekkür ediyorum. İşte dediğimiz evet. Gibi bir aileye gitti gözleri görmüyordu. Bugün geldik Mehmet arkadaşımız engelli kaza yapmış. Sıkıntı. Saat 9 içeride. Evet. Evet. Şimdi şunu söylüyorum. Gene söylemeye devam edeceğiz. Meyve veren ağaç taşlanır. Halit Bey'in affına sıkınıyorum. Halit Bey bana dedi söyleme ama ben söylüyorum. Orada burada işte Şanmar hakkında bazı insanlar eğer konuşuyorsa ben bu insanlar adına, bu mağdurlar adına hakkımı helal etmiyorum. Çünkü Şanmar bu kadar insanın evine yemek girmesine, sıcak girmesine, odun girmesine evet, vesile oluyorsa birilerinin bunu desteklemesi lazım. Ama ne hikmetse biz de bu memlekette hep köstek oluruz. Olsun Allah biliyor, Allah doğruyu biliyor diyoruz. Evet. Ben bir kez daha Şanmar Alışveriş Merkezlerine ve sevgili Halit Taşdöndüren Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şanmarlardan da alışveriş yapan herkese çok teşekkür ediyorum ki siz alışveriş yapmaya devam edin. Onlar da bu yardım programlarını devam ettirsinler. Evet geldik bugünkü programımızın sonuna. Az önce Devteşli Mahallesi'nde bir ablamız vardı Feride abla. Gözleri görmüyordu. Tabii ihtiyaçları vardı. Ama Mehmet abi ve ablamızın daha çok ihtiyaçları var. Evleri çok mağdur. Kapının üstü açık, altı açık. Ev zaten karanlık şu anda. Kameranın ışığı da programı çekiyor. Eğer Serdar biraz ışığı kısabilirsen kıs biraz ışığı. Komple kapat. Bence de komple tam kapat. Bak hepsini tamamen ışığı, kamera ışığı kapat. Tamam komple kapat. Evet. İşte şu anda bu evin ışık yanmış hali bu. Ama biz sen de bir bizi açalım Serdar'ım. İşte bu evin durumunu gördünüz. Çok mağdur bir aile, sıkıntılı bir durumda. Biz umut ediyoruz ki hayır sahiplerimiz bu mübarek cuma akşamında bu ailemizin yardımına ulaşırlar. Onlar da içinde bulunduğu bu dar durumdan kurtarırlar. Evet, hazırlanan ve sunan ben Mehmet Demir. Sevgili kameraman kardeşim bugün Serdar Nite kardeşime çok teşekkür ediyorum. Serdar da bugün bizimle birlikte bayağı yoruldu. O da hakkını helal etsin. Ve sevgili eşim Buket Hanım'la birlikte geldik programımızın sonuna. Bir dahaki misafirde görüşünceye dek hoşçakalın.
Şanmar Alışveriş Merkezi sundu.